Şu an Valla 5 geçiyor. Uygunsa başlayalım isterseniz. tabii ki. Öncelikle herkese merhabalar. Risk Yönetim Derneği Yönetim Sistemleri Uzmanlık Grubu'nun organizasyonu olan Yalın Yönetim Serisi 2 No'lu webinarımıza hoş geldiniz. Ben Nazan Nurtun Erdoğan, Endüstri Mühendisiyim. Konuşmacımız Lütfü Bey. Öncelikle kendisine hoş geldin diyerekten özgeçmişinden bir kısaca bahsedeyim. Sözü kendisine bırakayım. 1978 doğumlu olan Lütfi Emir Mahmutoğlu İngilizce işletme mezunudur. Yüksek lisansını Gaziantep Üniversitesi'nde iş denetim alanında tamamlamıştır. Meslek hayatında Deloitte firmasında başlamış, sonrasında ise uzun müddet hesap uzmanları ile çalışma imkanı bulmuştur. 18 yıllık meslek hayatında saha çalışmalarında, üretim alanında ve uçtan uca yalın tekniklerde birçok deneyime sahiptir. Başkent Üniversitesi doktora programını tamamlayarak PhD unvanı almıştır. Risk Yönetim Derneği komite üyesi olmakla birlikte yalın konularında Derin Dergi'de de makaleler yazmaktadır. 2015 yılında ISO 9001 baş denetçi unvanı almıştır. Halen Albiometal AŞ'de genel müdür yardımcısı olarak kariyerine devam etmektedir. Tekrardan hoş geldiniz Lütfü Bey. Sözü size bırakıyorum. Arada da sadece şöyle bir not da sorularınızı sohbetten alabiliriz. Eğer müsait olursa aralarda da sorularınızı iletebilirim kendisine. Sonunda Tamam. da zaman olarak ayıracağız. Bunu da belirtmek istiyorum. Buyurun Lütfü Bey. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Herkes kıymetli zamanını ayırdı. Benim için de çok keyifli oluyor webinarlar. Buradan öncelikle Risk Yönetim Derneği'ne de teşekkür ederim hepimizi böyle bir araya topladıkları için. Yalın Yönetim serisine ilk başladığımızda yaklaşık bir 2 ay kadar oldu. Biraz aksilikler oldu, ara verdik ama hızlıca seriyi tamamlayacağız. Toplam 4 seriden oluşacak. Bugün ikincisini yapıyoruz serinin. Birazdan çok kısa ilk seride neler yaptık onu bir özetleyerek Nazan'ın başlamak istiyorum. İzin verirseniz oradan bir giriş yapayım. İlk başta yalın yönetimle ilgili ve Türkiye'de yalın sistemin uygulamaları ile ilgili biraz bilgiler vermiştik geçen webinarımızda. İşte yalın evinden bahsettik. Yalın evinin neden önemli olduğundan, yalın aslında bir kültür olduğunu, İşletmelerde üst yönetimden başlayıp bu kültürün yaşaması için yapılması gereken genel kabul görmüş ilkeler vardı. Biraz tabii burada şunu da göz ardı etmeyelim. Değeri tanımlamak, bir değer akışı yaratmak, müşteriye giden yolda itme ve çekme sistemi, sürekli akış prensibi ve mükemmelliğe kadar uzanan bir yolculuk var. Aslında bu 5 yıllık bir stratejik plan dahilinde olması gerekiyor ve İşletmelerde yalın liderler yetiştirmek gerekiyor. İşte o zaman bir değeri ortaya çıkarmış oluyoruz. Bir ekip ruhu ortaya çıkıyor. Bu ekip ruhunu yöneten kısım da üst yönetim oluyor. Tabii üst yönetiminde yalın ilkeleri var. Üst yönetimin de yukarıdan aşağıya hedefleri doğru yayması gerekiyor. Şimdi bu bir aslında şirket dizaynı aslında. Yalın dediğimiz şey yukarıdan aşağı bir bilginin sürekli olarak akmasını sağlamak. Bunu böyle tanımlarsak yanlış hareket etmiş olmayız ama işin içerisinde de kilit noktalarda kimler var derseniz en önemlisi bizim için yalın CEO'ydu ve bu yalın CEO'lar nasıl yetişe kısmıydı. Aslında bizim işletmelerimizde oluşturduğumuz yalın liderler gelecek için bu şirketlerin yalın CEO'ları oluyorlar. Yalın lider yetiştirmek önemli bir kavram. Çünkü bir kültür yayıyorsunuz. İşveren ve işçi arasında bir köprü bağ görüyor. Biraz bugün ikinci seride de yalın yönetimle ilgili ilk başta şirketlerin mevcut durumunu nasıl tespit edeceğiz? Bu şirketler hedeflerini nasıl oluşturmalı? Özellikle yalın kaynak kullanımı çok önemli bir konu. Türkiye'de de belki en çok yaptığımız hatalardan biri israflarımız var, filelerimiz var, zayilerimiz var. Üretim alanında oluşan birçok şeyi ölçmemiz gerekiyor. Bir OE kısmı var ki bu aslında Türkiye için yeni değil. Birçok şirket OE hesaplamaya çalışıyor ama doğru bilinen yanlışlar var. Biraz onu anlatıyor hocam.
En sonda da bu müşteriye kadar olan kısımda müşterimiz nerede, müşteri tarafında değeri nerede yaratmamız gerekiyor? Biraz bir ona değiniyor olacağız. Nazan Hanım'ın da anlattığı gibi sorulara mutlaka yer vereceğiz. Lütfen chatten sorularınız varsa bize ulaştırın. Ben de soruları cevaplayayım. Evet, Nazan Hanım, bir mevcut durumla isterseniz diğer slayttan başlayalım şimdi. Buyurun. Yalın üretimde arkadaşlar önemli olan bir stratejik plana ihtiyacımız var demiştim. 5 yıllık bir stratejik plan yapmanız gerekiyor. Bu stratejik planı yaparken hedefleri de çok net bir şekilde belirlemeniz lazım. Bir planlanan gerçekleşen kaydına ihtiyacınız var. OE'nin bir gösterge olarak kullanılmış olması çok önemli bir veri bizim için. Yani toplam makine ekipman verimliliği dediğimiz şey, biraz mühendislik kanalından gideceğim. Mühendis kısmı benim için çok kıymetli. Endüstri mühendisi arkadaşlara çok işler düşüyor. Makine mühendisi arkadaşlara çok işler düşüyor. İşletmelerde onların kilit noktalarda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bunlar yapılırken de anahtar performans göstergeleri dediğimiz bir konu var. KPI hedefleri ölçülüyor mu kısmı var. Bu aslında biraz İK'nın konusu ama bugün özellikle bunu da yazdım ki her veriyi ölçüyor olmamız insanı ölçmememiz anlamına gelmiyor. İnsanı da ölçmemiz gerekiyor. İşletmelerde insan ve makine uyumu aslında bu performansın en önemli göstergesi. Daha sonra bir ISG hedeflerinin olması gerekiyor. İşçi ve işveren tarafında hem iş kanunu kısmı var Türkiye tarafında baktığımızda. Ama yalın tarafından konuyu ele aldığımızda bir saygı kültürü var. İşte Kaizen ruhunda her zaman söylediğimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmayı hedeflemiş olmamız gerekiyor. Bu hedeflerin tetkik edilirken hem iş sağlığı güvenliği tarafında veya ISO kısmında şirketimiz entegre ise işte kalite yönetim belgeleri mevcutsa işte 9001 kalite yönetim sistemi, 45001 iş sağlığı güvenliği, 50001 enerji yönetim sistemi, işte 14001 çevre yönetim sistemini entegre kurduysa bir işletme, tüm bu alanlardaki hedeflerini de doğru şekilde tetkik etmesi gerekiyor. Bu konuyu biraz daha detaylı olarak ilerleyen slaytlarda anlatıyor olacağım. Aslında kilit nokta, 5 yıllık stratejik bir plan yapıyorsa bir işletme, bir kere ISO tarafındaki bu belgelendirme sistemine kesinlikle bir ihtiyaç var. İşi ilerletmek istiyorsa 6 sigma tarafında ve kalite anlamında yapılması gereken şeyler var. Bir tık daha ileriye gittiğimizde de yalın sistemle ve yalın raporlamayla birlikte bu üç yöntemin üst üste oturması gerekiyor. Peki bunları yapmak kolay mı? Zor değil ama kolay da değil. Türk kültüründe yönetmek biraz farklı oluyor. Geçen ilk webinarda ben bir cümle kullanmıştım. Peter Drucker'in çok güzel bir sözü var. Ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz diyor. İşte ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz kısmında risk aldığımız alanlar var. Bu riskler krize dönüşebiliyor. Bizim aslında hedefimiz kriz ortamı yaratmadan işletmeleri yönetmek ve bunları yaparken de ağırlıklı olarak görsel yönetim tekniklerini kullanmak. Bir Asaki kültürü, bir Andon panosu işletmelerde mutlaka yalın kültür içinde yer edilmesi gereken şeyler. Ben meslek hayatımda hep panolarla ve yazarak çalıştım. Bence en güzel icatlardan birisi kalem ve kağıt ve artı pano sistemi. Asaki kültüründe de panoları çok sık kullanıyoruz biliyorsunuz. Birazdan onlarla ilgili resimler de paylaşabilirim. Andon panolar bir işletme içerisinde çok şey gösteriyor. Bir operatörün bence makinasıyla ilgili verileri, kendiyle ilgili verileri kendi eliyle panoya yazıyor olması çok kıymetli bir veri. Kendi işletmelerimde DeepFeed bunu denemiş ve sonuçlarını görmüş biri olarak şunu söyleyebilirim. Mutlaka bir şeffaflık ortamı yaratıyor ve operatör arkadaşlarla mühendis arkadaşlar arasında inanılmaz bir bilgi akışı, veri akışı sağlıyor. Çok etkili bir yöntem. Kesinlikle panoları kullanın diye bir şey yapayım. Peki panolarda örneğin göstergeler kötüye gidiyor. Bu gibi konularda ne gibi tepkiler alıyorsunuz ya da neler oluyor? Operatörler büyük ihtimalle bunları oraya
işlerinden kaçınmaya başlıyordur diye tahmin ediyorum ben ama. Şöyle de güzel bir şey var ama yönetmeye başlıyoruz aslında. Bunu yapmaktaki amacımız oradaki arkadaşların iyi veya kötü oldukları tarafları ortaya çıkarmak değil, zayıf kasları güçlendirmek. Aslında bunu bir SWOT analiz gibi de gösterebiliriz. Orada birçok fırsat var aslında. Dediğiniz şey çok doğru. Bir operatör verimliliğini %50 yazarken diğer bir operatör arkadaş 75 yazabiliyor. Diğer bir arkadaş mola dakikasını 15 dakika yazarken diğer bir arkadaşımız 25 dakika yazabiliyor. Önemli olan bu şeffaflığı yaratabilmek ve mevcut durumu doğru tespit edebilmek. Ama işte burada herkesin ekip olarak bunu başarmayı istemesi lazım. Verinin doğru olması bizim için çok önemli bir kaynak. Yani bir mühendis arkadaşa bence gelebilecek en önemli şey verinin doğruluğu. Bu verinin doğruluğundan mühendis arkadaşımız eminse mutlaka bunu sonuca götürebilecek analiz yöntemlerini çalıştırabiliyor. Bununla ilgili tabii ki eğitimler önemli, beklentiler mutlaka önemli. Ama 5 yıllık bir stratejik plan varsa biz ne zaman rotadan çıktık? Planlanan ve gerçekleşen de zayıf noktalarımız nelerdi? Bunları bir doğru tespit etmemiz lazım. Yani onun da en etkili yöntemi bence operatör arkadaşların kullandığı manuel, elle yazılan panolar. Ben dijital kısma biraz karşıyım. Yani Endüstri 4.0 diyoruz, veri diyoruz, işte bu kadar ERP programları, MRP programları diyoruz. İlk webinarımızda da biraz bahsetmiştim. Emin olun Excel'lerle ve normal manuel panolarla harikalar yaratabiliriz. Çok da güzel sonuçlar alırız. Önemli olan işi başlatmak. Ya tabii çok haklısınız bir yandan ama bir yandan da bu güven ortamını yaratmak öncelikle önemli olan. Hepimiz yani işte yönetim sistemlerinde ya da İSG kültürünü oluştururken bile aslında düşünürseniz güven kültürü olmadan o operatörün o işte panoya onu yazma ihtimali yok. Ya da işte en basitinden biz ramak kalaları görürdük. Ramak yazmayan atölyeler olurdu. Ama izlerdiniz bir sürü gün içinde ramak kalalar olurdu. Yani onun gibi o güven kültürü olduktan sonra o şeffaflık evet belki sağlanabilir. İşte Japonlar o yüzden bence bunu yapabiliyor çok rahat bir şekilde. Bizde dijitalle bence yine de arkadan bir takip, bir destekleme gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani verilerin saklanması anlamında evet önemli. Dijitalleşme de olması gerekiyor. Ama benim tespitim şöyle, sahada çok fazla bulunduğum için dijitalle başlamak bence yanlış bir start. Manuel sistemlerle hayata alıp dijitalle bunu desteklemek daha doğru bir yöntem gibi geliyor bana. Tabii ki dijital işin olmazsa olmazı. Mutlaka teknolojiyi kullanacağız. Teknolojiye her alanda ihtiyacımız var ve yok saymayacağız. Ama emin olun bir formel arkadaşım veya üretim müdürü arkadaşlarımızın girdiği verilerden çok operatörlerin kendi elleriyle yazdıkları veriler farkındalık yaratıyor. Amacımız zaten biraz şey değil mi? Görünmeyeni göstermek. Saklı kalan alanları ortaya çıkarmak. Evet, kesinlikle. Biraz böyle daha mantıklı gibi düşünebiliriz. Arkadaşlara da buradan şiddetle tavsiye etmiş olayım. Mutlaka operatörlerinize bu kültürü aşılamaya gayret edin diye bir öneri sunayım buradan. Diğer slayta geçelim. İkinci slayta geçelim. Tabii ki. Şimdi planlanan ve gerçekleşen hedeflerden bahsettim. Üretim kısmında bu hedeflerin nasıl olması gerektiği önemli bir konu. Biz Türkiye'de bence raporlama mantığını yanlış oluşturuyoruz. Benim son 10 yıldır kendi meslek hayatımda kullandığım raporlama sisteminin üst yönetime 52 hafta, 1 yılı raporluyorum. Ve bunu her biten haftanın ilk pazartesi günü sabah saat 9'da bir önceki haftayı raporlayarak yapıyorum. Şimdi haftayı yönetmeye başladığınızda ayı yönetiyorsunuz. Ayı yönetmeye başladığınızda da çeyrek dönemi yönetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 52 hafta içerisinde bir yılın raporlamasını yapabilmek ciddi bir gelişim noktası işletmeler için. Planlanan ve gerçekleşen de sayısal veriler çok ciddi anlamda önemli Nazan Hanım. Burada işte stoklarınızdan tutun da işletmenizin OE verilerine kadar sizin için
kilit şey neyse, üretim adetinden, sevkiyat sayısından termine kadar birçok skalayı alabilirsiniz. Ben burada özellikle bu skalaları girmedim ki işletmeler kendi raporlama sistemlerinde ihtiyaçlarını spesifik olarak belirlemelidir diye düşünüyorum. Yani benim burada verebileceğim birkaç tane örnek aslında şaşırtabilir. O yüzden burada gene üretim tarafında ve üretimde formel arkadaşlardan gelen sayısal veriler bizim için birinci derecede önemli. Peki bu veriler geldi. Bu verileri kim analiz edecek? Bence bu alanda bir gelişim yönetimi birimine ihtiyaç var. Aslında organizasyon şemalarına baktığımızda bizim Türkiye'de görmediğimiz bir birim gelişim yönetimi. Benim de Türkiye'de öncülerinden olup oluşturduğum Anadolu'daki işletmelere yaymaya çalıştığım bir alan gelişim yönetimi. İşte burada analiz edeceğiniz şey çok önemli. Oradaki veriyi Pareto analizi kullanarak mı analiz edeceksiniz? Balık kılçığı yöntemini mi kullanacaksınız? Yoksa kök neden analizi yapabilmek için 5N1K sistemiyle mi ilerleyeceksiniz? Bu da mühendislik kanadında aslında ortaya çıkan bir alan. Dolayısıyla o kök neden analizlerini yaptığınızda siz artık sonuca net şekilde yorumlar yazabiliyorsunuz. Ve bir sorunun kök sebep analiziyle aksiyonunu alabiliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir Excel tablo düşünün. Bir yılın 52 hafta içerisinde bugün işte 14. haftayı bitiriyoruz. 14. haftanın raporlandığı, yorumlandığı ve yanında buradaki sahadaki kök sebebi atmak için aksiyon planının olduğu üçlü bir sheet düşünebilirsiniz. Peki burada bize yol gösterici olan ne? SMART kuralı var. Birçoğunuz hakimdir SMART kuralına. Aslında SMART kuralı bizim için hedeflerin net bir şekilde her iki taraf açısından da hedefi veren ve hedefi kabul eden birim tarafından da algılanmasını sağlıyor. İşte baş harflerinden oluşuyor. Burada şu an gördüğünüz tablo işte SMART dediğimiz kısımda spesifik ilk kısmı belirgin bir hedef olmalı, açık tanımlanmalı. Ne zaman, nerede, nasıl, kiminle gibi soruları net bir şekilde cevapları olmalı. Measurable dediğimiz kısım aslında ölçülebilir. Sayısal bir hedefe ihtiyacımız var. Sayısal olmayan hiçbir hedef işletme için veya üst yönetim için bir şey ifade etmiyor. Ulaşılabilir olmalı bu hedef. Achievable dediğimiz, attainable dediğimiz. Ya burada şu çok önemli. Ütopya bir hedef koymamamız gerekiyor. İşte makinenin kapasitesinin üzerinde 1000 birim ürün üretebiliyorsa, biz oraya 1200 birim hedef koyduysak aslında yanlış bir hedef koymuşuzdur. Ben hep burada şuna dikkat ediyorum. Ulaşılabilir hedefler koyarken bizim bir standart sapmamız var. Mühendis arkadaşlarıma da hep şunu söylüyorum. Diyorum ki %5 mutlaka bir standart sapma payınız olsun. O yüzden gerçekçi olabilmesi bu hedefin içerisinde de bir standart sapmanın olması gerektiğini gösteriyor. Ve bunun bir plan üzerine ilerlemesi gerekiyor. İşletme kaynaklarına uygun mu? Elimizdeki işte insan kaynağını burada gerçekçi bir hedef olması için 10 birim ihtiyacımız varsa ve o 10 birim elimizde yoksa üretimden bizim böyle bir beklentimiz olamaz. Çünkü biz ona insan kaynağı vermiyoruz. Ve bunun bir zamanla sınırlı olması gerekiyor. Haftalık yapmamın sebebi benim raporlama sisteminde tam da işte bu noktaya değinmekti. Hedeflerin zamanla sınırlanması. Pazartesi başlayıp cuma ve işte cumartesi günü üretim yapıyorsa işletme, cumartesi günü bittiği zaman arasında sınırlı olması. Zaman dilimi koymadığımız zaman ölçemiyoruz. Ne zaman planlandı, ne zaman gerçekleşti kısımları kayboluyor. O yüzden hedeflerin üst yönetimden alt hedeflere doğru delege edilirken, Hoshin Kanri'yi birazdan anlatacağım. Hoshin Kanri mantığında ilk başta üst yönetim SMART kuralına göre 5 yıllık stratejik planını oluşturmalı, kabul etmeli. Bu 5 yıllık planı mevcut durum analizinden sonra içeriye delege etmeli. Peki bu delege etme kısmında organizasyon şeması niye önemliydi bizim için? Gelişim yönetimi birimi işte burada devreye giriyor. Sizin zayıf kaslarınızı nasıl güçlendireceğini gelişim yönetimi birimi ortaya çıkarıyor. Diğer slayta geçelim. Tabii ki. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum Lütfü Bey. Biraz sonra da bunu tartışacağız biliyorum ama
SMART kuralını görünce hep bizim tartıştığımız bir konu vardır. İşte sıfır iş kazası diye bir konu. Şimdi bu bir amaç mıdır yoksa bir hedef midir kısmında çok tartışırız. Burada ben şunu eklemek istiyorum. Siz de yorumlarınızı da bu konuda merak ediyorum. Yani sıfır iş kazası evet istenen şeydir ama çok tehlikeli iş yerlerinde özellikle. Yılın işte ilk ayında bazen bir iş kazası oluyor. Evet bazen işte yaralanmalı falan olmuyor ama o iş kazası olabiliyor. İşte bu amacın altında alt hedef kırılımları siz biraz sonra bahsedeceksiniz ama bence çok önemli. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Ben şöyle küçük bir ekleme yapayım oraya. Oradaki evet iş kazaları yani sıfır iş kazası hedefi aslında çok önemli bir hedef. Ama ütopya değil. Birçok işletme bunu ütopya olarak görüyor. Ya olabilir mi? Evet olabilir. Ama bunun olması için de imkan sunmak lazım. Personele eğitim verdik mi? Evet yasal olarak işte çok tehlikeli sınıfta veya az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmelerde yıllık bildiğiniz gibi bir saat hesabı yapılıyor. İşte çevreyle ilgili eğitimlerin yıllık bir alınması gereken zorunlu saat dilimi var. Ama bizim bunu bir tık yukarı taşımamız lazım. Yani Nazan Hanım orada şey çok önemli. Ne kadar eğitim verdik? Bu iş kazasının olmaması için işletmenin aldığı önlemler yeterli mi? Yeterli imkanı sağladıysak, eğitim verdiysek bu hedefin tutmaması için bence hiçbir sebep yok. Ya da ne kadar kurala bağladıysak da diyebiliriz hatta. Çünkü bir yerde kurala bağlama zorunluluğu da oluyor ne tabii. Yazık ki. Kesinlikle kurala bağlama zorunluluğu var. Şimdi bu aslında konuştuğumuz şey şirketin kaynaklarıyla da ilgili. Burada ben yalın kısmında çalışan arkadaşlar bu konuya hakimdir aslında. Makine, insan gücü ve malzeme enerji olarak üçe ayrılır burası genelde. Kaynak kullanımı şirketler için çok şey ifade eder. Ama biz yine Türkiye'de bu tabloyu standart bu haliyle kullanıyoruz. İşte makinede bir örnek verelim, hız kayıpları işte 5. skalaya giriyor. Ben burada kodları arkadaşlara şunu tavsiye edeceğim. Özellikle mühendislik grubunda bu işi ölçme değerlendirme yöntemiyle giden arkadaşlara makine hataları için kendi hata kodlarını oluşturmaya ve bu 8'in üzerine çıkmaya özen göstermeliler. Yani ben burada makineden M1, M2, M3 diye ilerliyorum kendi işletmelerimde. Ve bu sayıyı 8'den 9-10'a kadar çıkarıyorum. Toplamda burada 3 ana grup görüyorsunuz. İşte iş gücü kaybındaki yönetim kaybını İ9 olarak adlandırıyorum, İ10 olarak adlandırıyorum ama benim burada kendi işletmem için verdiğim 2 tane kayıp daha var. Malzeme ve enerji kısmı var. Malzeme ve enerjiyi kendi içinde aslında ham madde olarak da yorumlayabiliyor arkadaşlar, mühendis arkadaşlar. Hatayı şurada yapıyoruz bence. Bu işin bir tık ilerisi, yani bunun yanına eklememiz gereken ana grup ham madde kaynaklı hatalar. Girdi kalite kontrolleri yapıyoruzdur, kalite birimimiz vardır. Red verdiği ürünler de vardır. Ama buradaki skala toplam 16 skaladan oluşmaması gerekiyor. Ben kendi işletmemden şöyle bir örnek vereceğim. Albion Metal'de bizim şu an 26 tane hata kodumuz var. Bu kodları bütün operatör arkadaşlar, fornan arkadaşlar, vardiya amir arkadaşlarım biliyorlar. ERP sistemine de biz bu kodları şu an yüklemiş durumdayız. Gün sonunda iş emirleri, ürünler, kapanışlar yapıldığında o günkü hata kodunu çekebiliyoruz. Ve bir hafta içerisinde sahada en sık tekrarlanan hataya hakimiz. Yani benim bir yüzdelik dilim skalam da oluşuyor bu tablo sayesinde. Demin dedik ya teknolojiyi nerede kullanacağız? Bu ERP sistemleri nerede işe yarayacak? İşte bence bana sorarsanız ERP kısmında kendi içinizde gömdüğünüz hata kodlarınız yoksa doğru rapor alamıyorsunuz Nazan Hanım. Yani yüzdelik dilimlerle bu işi yönetmeniz gerekiyor. İşte Türkiye'de kroniktir. Setup kayıpları. M2 olarak geçer benim işletmemde. M2 kayıpları her işletme için %10'un üzerinde bir dilim oluşturur. Peki bunu sahadan nasıl atacağız? Bununla ilgili nasıl eğitimler vereceğiz? Alacağımız aksiyon planı ne olacak? İşte 13. haftanın raporuna baktığımda benim setup kaybımın ben %9'a düştüğünü, 14. haftada bunu işte %6'ya çektiğimi,
Ama benim yıl içindeki arıza kayıtlarındaki makine kaynaklı duruşlardaki hedefimin setup kaybı ile ilgili %5'i geçmemesi gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla bir sonraki haftayı yönetebiliyor. Planlanan ve gerçekten burada çok önemli. Evet. Şu an siz bunu anlatırken bir yandan da düşünüyorum. Şimdi setup kaybı ile ilgili bir hata kodu alıyoruz ERP sistemimizde. İşte iş geliştirmeciyiz ya da işte iyileştirmeciyiz diyelim ki. Burada tamam. Gidiyoruz düzeltici faaliyet açıyoruz ya da bunun kök nedenini araştırıyoruz farklı yöntemlerle. Şimdi ERP sisteminden bu veriyi çekiyorum. Sonra gidiyorum. Bazen dijital olmayan bir ortamda kök neden analizi yapıyorum. Sonra diyorum ki farklı farklı birimlere sen şu aksiyonu mu alacaksın bu kök nedenin üzerine işte ya da al diyorum. Sonra bakıyorum bu setup hatasına döndüğümde aslında ERP'de dönüp arkada şunu görebilmeliyim. Bu hata o dönemde artmış. Ben kök neden analizi yapmışım işte kök neden orada. O kök nedene karşı şu aksiyonları almışım. İşte mesela setup'la ilgili dediniz ya eğitimler. İşte bununla ilgili eğitim aldırmışım aksiyon olarak. Şu kadar saat eğitim alıyormuşum daha önce. Bu kadar saati arttırmışım ve bu insanlar bunu bu kadar azaltmış gibi bir şey görebilmeliyim. Ama şu an sistemlerimizin çoğu en büyük hatalardan biri bence bu. Konuşmayan sistemler birbirine. Evet. İşte birçok dijital çöplüklere dönüşüyoruz ne yazık ki. Her alanda başka başka programlar. Ama günün sonunda bunları görmek ve birleştirmek ne yazık ki işte kalitecilere, yalıncılara, İSG'cilere kalıyor gibi bir durum var. Ben şöyle bir düzeltme yapayım isterseniz. Bence kaynak kullanımında birçok şirket ERP'ye çok büyük paralar ve bütçeler ayırıyor. Birçok ünlü marka var. Yurt dışından aldığımız markalar da var. Türkiye'de kendini geliştiren markalar da var. Ama ben şurada çok daha iddialıyım. Excel'le harikalar yaratabiliriz yani. Bunu bazen iş yükü olarak algılıyoruz. Diyoruz ki ya teknolojiye bunu niye yapamadık? Teknoloji bunu bana raporlasın. Yani evet orada kod yazmak, yalına uygun ERP sistemi bulmak Türkiye'de bir sorun. Biz o yüzden kendi özel ERP sistemimizi yaratıyoruz. Çok reklama girmesin, isim de vermeyelim buradan ama. Şimdi demin söylediğim şey bakın çok önemliydi. Şu tabloyu Excel'de yapabilirsiniz. Bu tabloyu Excel'de 16 haneden 26 haneye çıkartmak bir mühendislik yeteneği. Bunu ERP kendi başına yapamaz. Bunu sisteme siz yüklersiniz doğru. Oradan bir kök sebep analizi ve veriyi alırsınız, eğitim de verirsiniz ama burada insan faktörü birinci derecede işin içine giriyor. Verdiğiniz eğitimden sahadaki operatör ne anladı? Onu bir sorguladık mı? Geri bildirim geldi mi? Bakın bu çok önemli bir konu. Şimdi operatörden size geri bildirim gelmiyorsa ERP size hiçbir şey çözmez. Önemli olan size sahadan geri bildirim gelmesi. Şimdi yaşadığım sahadaki kronik bir olaydan bir örnek söyleyeyim mesela size, canlı bir örnek söyleyeyim. Bir operatör arkadaşım setup hatasını düşürmek için çok basit bir önlem almıştı. Aldığı önlem o makinede çalışırken 4 yılını tamamlamış bir operatör arkadaşım bunu yapıyor. Çünkü makinayı biliyor. Makinasını bilen bir operatörün alacağı önlem ERP'nin size söyleyeceği, vereceği cevaptan çok daha etkilidir. Kesinlikle eğitim kısmı çok kıymetli. Yani ben burada şunu da sizinle hemfikirim. Hataların kök sebep analizlerini yapmalıyız. Eğitimler vermeliyiz. Sahada takibini yapmalıyız. Bunlar bir süreç. Ama bu süreç bizde nerede kopuyor? Geri bildirim olmadığı zaman kopuyor. Mesela size sorayım. Hiç geri bildirim aldınız mı sahada bununla ilgili? Böyle bir geri bildirim oldu mu Nazan Hanım? Var mı sizde öyle bir örnek? Yani geri bildirim biz şanslıydık. Ben çalıştığım yerde çok fazla işte daha önce bahsettiğim gibi çalışanlarımız gayet katılımcıydı bu konulara. Biz geri bildirim oluyorduk ama farklı yaptığımız yerlerde genellikle bu işlerin içinde bile olmak istemiyorlar. O yüzden çok evet. Fazla geri bildirim alınmıyor. Ya mesela benim icra direktörüm şöyle bir şey söylemişti. Benim için harika operatör kimdir dediğimde harika operatör benim için o ay en çok öneri veren operatördür demiş. Şimdi hiç öneri vermeyen operatör arkadaşlarımız da oluyor veya formen arkadaşlarımız da oluyor.
Ya da işte bakıyorsunuz üretim müdürü olan arkadaşlarımızdan 2 ay üst üste hiç öneri gelmemiş. Ya bizim işletmelerimizde Türkiye'de sürekli iyileştireceğimiz alanlar var. Hani mükemmeliyetçiliği arıyoruz. İşte altma tarafından gidecek olursak milyon adet içerisindeki hata sayısında minimuma, milyon adette 2-3 hataya bu işletmeleri ulaştırmak istiyorsak herkesten öneri gelmeli. Peki üst yönetimden gelmeli mi? Üst yönetimden de kesinlikle gelmeli. İşte gelişim yönetiminin önemi de burada çıkıyor. O öneriler gelişim yönetimi tarafında birikmeli. Gelişim yönetimi kısmı hem üst yönetimi geliştirmeli, hem mavi yakayı geliştirmeli, hem gri yakayı geliştirmeli, hem beyaz yakayı geliştirmeli. Öneri sadece operatörden geliyor diye bir şey yok arkadaşlar. Üst yönetimden de gelsin. Özellikle eğitimler sırasında hani daha çok geri bildirim geliyordu konularla ilgili. Yani sahada böyle kısa eğitimler yapılır ya, ayaküstü, işte toolbox falan denir. İşte o tarz eğitimler sırasında karşı taraftan geri bildirim almak çok daha kolay oluyordu. Şu an siz söyleyince düşünüp böyle bir şey aklıma geldi. Öyle özellikle sahada birebirken çok daha kolay oluyor. Üst yönetimdeyse şu an düşünüyorum ben işte yönetim gözden geçirmelerde falan bizim sistemlerimizde ve işte öneri sistemi sunumlarında falan çok fazla geri bildirim alıyorduk üst yönetimden ama işte direkt sahada gelip geri bildirim çok aldığımı hatırlamıyorum ben de. Mesela benim bununla ilgili gene çok kıymetli bir anım var. Mail olarak gittiği bir üst yönetimden öneri almıştım. Şimdi bu öneriyi sahada hedef olarak yaymak aslında böyle bir şey. Üst yönetimden gelen şey işletmesinin değerini ortaya çıkarmak. Şimdi bizim Türkiye'de yaptığımız gene hatalardan bir tanesi işte makine hatalarına baktığımızda hurda ve file kaybı. Her istasyonda oluşan hurda ve fileleri tanımlayıp üzerine etiketleyip tartıyor muyuz ve bunların kaydını tutuyor muyuz? Ve bu kayıtlar oradaki operatörle eşleşiyor mu? Ve gün sonunda birinci vardiya ile ikinci vardiya arasındaki hurda ve file kaybını hesap ediyor muyuz mesela? Benim aldığım geri bildirim buydu Nazan Hanım ve çok kıymetliydi. Ama işte burada takip kültürü ortaya çıkıyor. Birinci vardiyadaki operatör arkadaşım %15 file verirken, ikinci vardiyadaki operatör arkadaşım %8 file veriyorsa, insan kaynaklı bir hata olduğu ortada. Şimdi hatanın kök sebebi bazen şu da olabiliyor. İnsanlar gergin olabiliyor. Ailesinde bir tartışma yaşıyor. Eldeki bir sorunu iş yerine taşıyabiliyor. Orada da bence işin yalın kısmına sosyolog arkadaşların girmesi gerekiyor. Bununla ilgili mesela şu an Türkiye'de ciddi anlamda çalışmalar yapan arkadaşlar var. İşletmelere sosyolog olarak yalın sosyologların destek vermesi kısmı bence çok kıymetli. Çünkü hepimiz insanız, bir ruh halimiz var. O ruh haliyle çalışma ortamına geliyoruz. Ve o çalışma ortamında bizden beklenen bir performans var. Bu performansı yönetirken insanın enerjisi de çok önemli. Bunu liderlik vasfıyla bağdaştırmamız lazım. İşte yalın liderlerin önemi biraz da burada ortaya çıkacak. Kesinlikle. Diğer slayta geçebiliriz. Buyurun. Şimdi bu panoyu geçen bir paylaşmıştık. Bu meşhur oldu bu pano. LinkedIn'de de birçok bununla ilgili geri bildirim alıyorum. Özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlar çok fazla bildirim verdiler. Geri bildirim yaptılar bana. Şimdi burada 25 tekniği görüyorsunuz arkadaşlar. Ekran resmi de alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu 25 teknik aslında bizim LinkedIn dünyasında gördüğümüz 5S ve Kaizen'i herkes öyle bir paylaşıyor ki sanki Yalın'da başka hiçbir şey yokmuş gibi. Yalın sadece Kaizen yapmak, 5S yapmak demek değil. Aslında mevcut durum analiziyle biz bu işi başlatıyorsak en üst yukarıda gördüğünüz 1'den 5'e kadar gelen işte değer, değer akış, sürekli akış, artık birçoğumuzun hakim olduğu çekme ve mükemmellik, 5. yılın sonunda işletmemizin geleceği mükemmellik seviyesinin ne olması gerektiği kısmı var. Yıllar bazında bunun oluşması gerekiyor. Yılların aylar bazında kırılması gerekiyor. Bu kırılımın da hafta bazında yapılması gerekiyor. Ben işletmelerimde bunu uyguluyorum.
Peki bu kırılımların içerisinde OE'yi ben en büyük veri olarak kullanıyorum. 24. madde burada gördüğünüz. Toplam makine ekipman verimliliği mevcut durum tespitinde benim için en büyük gösterge oluyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim bununla ilgili. Bir işletmede OE %55 ise ve biz bunu ölçtük eminsek, biz bunu 55'ten 60'a, 60'tan 75'e, 75'ten dünyanın kabul ettiği ortalama 85'e nasıl çıkartabiliriz? İşte onun sırrı burada gördüğünüz toplam 25 teknikte saklı. Ama 55'te işte 8D'yi kullanamazsınız direkt. Veya TÜİK'in sıfır hata sistemini direkt kullanamazsınız. Orada artık uzmanlık kısmı hangi alandan başlayıp nerelere nasıl dokunuşlar yapacağınızla ilgili. Mesela 12. maddede gördüğünüz PUCO, SMART ve SWOT kısmı çok kıymetli. Ama bu sizin için benim öngörüm OE oranınız 65'lere ulaştığında daha çok kullanmanız gereken bir teknik. İşte 5S ile başlamak, evet, birçok işletme yalın danışmanlık aldığında 5S ve Kaizen ile başlıyor. Ya doğru mu? Doğru. Ama benim tekniğim de öyle değil. Ben bunları en son kullanıyorum mesela. Böyle de bir fark söyleyeyim. Mesela benim birinci anlamda ilk kullandıklarımdan biri 22. madde. O veya savaş odası diyeyim. Buradan arkadaşlara da bir tüyo vermiş olur. Bir işletmenin yalıncı olduğunu ve yalın üretim yaptığını, o işletme sahasına girdiğinizde bir Asaki panosu varsa, sabahları Asaki toplantısını herkes yapıyorsa, Asaki toplantısından sonra ekip liderleri Obeya Savaş Odası'na girip o Obeya Savaş Odası'nın kurallarını işletiyorsa yalın yapılıyordur bir işletmede. Ama LinkedIn'de herkes paylaşıyor, bir 5S yapıyor, bir Kaizen yapıyor. Kimse mesela Obeya Savaş Akademisi ile ilgili bir paylaşım hiç görmedim yani bugüne kadar. Bunlar bu işin biraz sırları aslında. İşte dijital pano kısmı 21. madde. İşletmelerde, evet, ben de birçok işletmeyi gezerken, öneri ve fikir verirken dijital panoları görüyorum. Ama mesela çok enteresan, kendi işletmemden de bir örnek verebilirim bununla ilgili. İşte ilk dijital panoyu alıp astığımızda arkadaşlarım birçok şey zannediyor. İşte sosyal mesafeyi yazacaklar falan. Ya hayır arkadaşım, biz onu oraya sosyal mesafeyi koruyalım, yazalım diye almadık. Biz onu oraya OE'yi, planlanan gerçekleşeni, kaçıncı haftada olduğumuzu, iş kazası hedefimizin ne olduğunu anlatmak için aldık biz o panoyu. Ben böyle tarif ediyorum. Aslında görünmeyeni göstermek gibi bir özelliği var bu dijital panoların. Bir de 7. maddeyle ilgili birazdan geleceğiz. Orayı özel olarak bugün biraz bir fazla zaman ayıracağım. Hoşinkani sistemi çok önemli. Üst yönetimden aşağıya doğru hedefler nasıl yayılacak ve ne olacak? Bunun bilincinde olmamız lazım. Şimdi kırmızıyla yazdığım yerlerde bendeki 18 yıllık tecrübede üst yönetimin birinci derecede üzerinde durması gereken 3 temel konu var Nazan Hanım. Fabrikanın her alanında faydalı değer yaratmak bir amaç olmalı. Şimdi faydalı değer yaratmak dediğimiz şey sadece parayı doğru kullanmak, stokları doğru yönetmek değil. Bilgi de bizim için bir kaynak. Ama biz Türkiye'de bilgiyi kaynak olarak görmüyoruz maalesef. Böyle bir handikapımız var. Ya bilgi çok kıymetli arkadaşlar. Bilgi bir değer. Bu değeri ortaya çıkarmak lazım ve bence bu ilk başta üst yönetimin görevi. Şimdi diğer tarafta bir müşteri kısmı var. Bu slaytlarda en sonunda müşterinin nerede kısmında bunu biraz konuşuyor olacağız. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamamız lazım. Üst yönetim, evet, bunun farkında da. Satışçı arkadaşlar işin neresinde? Satış departmanları yalını ne kadar uyguluyor? Bu daha önemli bir konu. Yani müşteriyi ne kadar dinliyoruz mesela? Müşteri anketlerinden gelen sonuçları ne kadar değerlendiriyor? Şimdi çok firmada çalışan arkadaşım diyecek ki, evet, biz müşteri anketi yapıyoruz, müşteri anketlerini değerlendiriyoruz. Ama sonucu ulaştırıyor muyuz? O müşteriyi tekrar geri arayıp müşteriye geri bildirim veriyor muyuz? Müşterinin ihtiyaç ve beklentisini doğru anladığımızda aslında işin %50'sini bence çözüyoruz. O zaman üretim doğru gitmeye başlıyor. Peki üst yönetimin diğer bir görevi ne? Fabrika kaynaklarını doğru kullanmak. Fabrikadaki her şey kaynak aslında. Zaman bir kaynak, bilgi bir kaynak, demin bahsetmiştim. Zamanı doğru yönetmek bizim için bir kaynak.
Buradan sonra diğer slayta geçelim. Nazan Hanım, bunu geçen webinarda da anlatmıştık. Şimdi insan ve bilgi, bunu bir anlatmak istiyorum. Yalın kaynak kullanımında bilgi nerede, işin hangi kısmında? Şimdi bir Hoshin Kanri felsefesi var. Bu felsefe yukarıdan aşağıya doğru bir piramit olarak yayılıyor. Üretimde işte vardiya amiri foreman, üretim müdürü arkadaşlar insan ve makine uyum sürecine yoğunlaşıyor. Yukarıdan aşağıya bu bilgiler mail olarak yayıldığını öngörürsek veya sabahları ASELKİ toplantılarında anlatıldığını öngörürsek, bilgi aslında bir şirket kaynağı haline geliyor ve verimli kullanılması önemli. ASELKİ toplantısında birbirimize aktardığımız bilgilerden operatör arkadaşların ve sahada bu bilgiyi doğru kullanacak arkadaşların ne anladığı önemli. Bizim o gün hangi parçayı, kaç adet, ne kadar sürede üreteceğimiz bilgisi doğru şekilde operatör arkadaşa verildiyse biz de zamanı doğru kontrol etmekle yükümlüyüz. Peki zamanı kontrol etmek için KKN yapmamız gerek. Kritik kontrol noktalarımız var mı? Bu bizim için bir soru işareti. İşte değer tam burada ortaya çıkıyor. Kritik kontrol noktamız varsa değeri yakaladık demektir. Çünkü biz orada değer akışı sağlıyoruz. Kontrol ettik, 100 birim üretmesi gerekiyordu ama 80 birim üretti. 20 birim açığımız var. Biz bu kontrolü sabah 10.30'da yaptıysak geriye bizim 4 saatimiz kalıyor uygulayabileceğimiz. Önlem alabiliriz. İşte müşteri tarafında da değer burada ortaya çıkmış oluyor. Niye? Termini geciktirmiyor. Çünkü müşteriye verdiğimiz en önemli söz o ürünün doğru günde, doğru zamanda müşterinin ihtiyacı olduğu anda ulaşması. Fark ettiyseniz burada insanın ve bilginin bir değer akışından bahsettim. Ve Yalın'ın mantığı işte burada başlıyor. Diğer slayta geçelim. Hoshin Kanri ile ilgili önemli noktalar var diğer slaytlarda. Şimdi şirket Hoshin'i kısmı var. Fonksiyon Hoshin kısmı var. Bölüm Hoshin'leri var. Departman Hoshin'leri var. Bireysel öncelik konuları var. Oklar tam zıt yönde çalışıyor. Hoshin kırılımı yukarıdan aşağıya gelecek Nazan Hanım. Bir kere şirket 5 yıllık stratejik planını yapmış olacak. Bu işin kilit noktası bu. Bu 5 yıllık hedef yukarıdan aşağıya nasıl yayılacak? Aylar bazında, yıllar bazında, haftalar bazında ben böyle yapıyorum. Fonksiyon haftalık bazındaki hedefini doğru aldıysa ve burada üst yönetime geri bildirimde bulunması gerekiyorsa bendeki kural takip eden haftanın ilk pazartesi günü. Ben onu kontrol edebilmeliyim. Fonksiyondan bana doğru gelmeli ki uyarı. Ben yukarıya evet hedeften sapıyoruz veya hedefe doğru kilitlendik hala doğru yoldayız söyleyebileyim. Şimdi burada en uç nokta bölüm hoşinleri, departman hoşinleri. Hepimizin bir görev tanımı olduğunu düşünüyorum. İşletmelerde artık her şey bir organizasyon şeması ve görev tanımlarıyla yazılı hale geldi. Bölüm hoşinleri ve departman hoşinleri kilit nokta. İşte burada bir key hizalama aslında işin içerisine giriyor. Bilgi akışı da tam burada yayılıyor. En geniş olduğu alan işte vardiya amirlerinin, operatörlerin olduğu alan. Peki aşağıda bireysel öncelik kısmında neye başlıyoruz? İlk İK'ya da görevler aslında burada başlıyor. Kişilerin hedefleriyle aslında biz işe alırken, her personeli istihdam ederken şunu bir sorgulamamız lazım İK tarafında. Kişisel hedeflerle şirket hedefleri örtüşüyor mu? Kişisel hedeflerle şirket hedeflerinin örtüştüğünün sinyallerini alıyorsak bu bizim için mükemmel bir insan kaynağı. Biz ondan yalın lider de yetiştiririz. Biz ondan üretim müdürü de çıkartırız. Hele o arkadaş endüstri mühendisi ise, makine mühendisi ise böyle CEO'luğa doğru gidecek birçok yol ve yöntem çıkabilir. Ama kişisel hedefler kesinlikle ve kesinlikle şirket hedefleriyle uyuşması gereken hedefler Nazan Hanım. Bunu ben daha önce de söyledim hatırlamıyorum ama ben en çok şunu da görüyorum. İşte İSG birimi var. İSG birimi kendine göre bazı hedefler var ve bunları izliyor. İşte gidiyoruz kalite birimi var, işte yalın birimi var. Onlar belirli bir hedef mantığı oturtmuş, onu izliyor. İşte genelde finansçılarla birleşik bir stratejiciler oluyor. Onlar böyle daha finansal hedeflerle uğraşıyor, onları izliyor. Hepsi aslında hedef izliyor en alta kadar ama günün sonunda bir de İK hedefleri geliyor performans sistemi kurdularsa.
Ya insanlar artık böyle hangi hedefi, hangi cevabı vereceğiz diye en alt kısımda böyle büyük bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Ya bizim bu hedefimiz neydi şimdi falan. Ya ben burada özellikle stratejik planlamanın çalıştaylarla organize edilip bunu gerçekten sistem mantığıyla bilen insanların kurgulaması ve takip etmesinden yanayım. Özellikle insan kaynakları departmanlarında mühendisler çalışmıyorsa bunlar çok farklı yönlere doğru kaymaya başlıyor. Ben de böyle bir şey eklemek istedim siz bunu anlatınca. Kesinlikle hemfikirim sizle. Aslında insan kaynağı kısmına, İK'cı arkadaşlara benim şöyle de bir tavsiyem var. Tabii bu organizasyonun büyüklüğüyle, kendi içerisindeki bir yapıyla alakalı olan bir durum ama mesela orada da kendi içlerinde bir kalite bilimi oluşturmalı İK bilimleri. Ne kadar kaliteli insan istihdam edebiliyoruz'u sorgulamalı. Doğru işe doğru insanı aldık mı? İşe aldığımız arkadaşın yetkinliği tornavida kullanmaksa, biz ona çekiç kullanmak üzere bir görev tanımı yaptıysak hiçbir anlamı olmuyor. Ve sahada verimsizlik ortaya çıkıyor. Aslında OE dediğimiz şey, ölçmeye başladığımız nokta, tüm şirket içerisinde insanların da veriminin %85 olması ve konuya hakim olması. Doğru işe doğru insan verdiğiniz zaman sizin OE oranınız zaten emin olun 85'in altına düşmeyecek. Ama burada İK çok kritik ve kilit bir nokta. Çünkü sizin söylediğiniz şey çok doğru. KPI'leri biz sorguluyor oluyoruz. Hafta sonunda, ay sonunda veya yıl sonunda. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında en önemli skalalardan bir tanesi OE'nin kaç olduğu. Toplam makine ekipman verimliliğinde birinci derecede etkileyen şey insan verimi. Doğru işe doğru insanı aldık mı? Şimdi bu OE kısmı nedir? Biraz bir bunu konuşalım istiyorum. Sizden de destek bekliyorum. Nazan Hanım bir endüstri mühendisi kimliğiyle siz de bize burada güzel güzel yardımcı olun. Şimdi üç farklı ürünle ilgili bir örnek var. Üretim adedi var, hurda adet var, kalıp değişim süresi var, mola dakikaları var. Bir kere OE'yi hesap ederken şu çakışmayı arkadaşlar mutlaka not alsınlar. Hata kodlarını doğru oluşturan bir işletme OEE ile birlikte bu kodları yüzdelik dilimlerle beraber çalışırsa kesinlikle ve kesinlikle çok başarılı olur. Çünkü yalın kültürde şöyle bir şey var. Birazdan bu slaytı geçtiğimizde göreceksiniz. Sizin hatalarınızın yüzdelik payı direkt sizin OEE veriminize etkiliyor. O hata kodlarına verdiğiniz yüzdelik dilimler OE'yi yüzde kaç arttırabileceğinizle ilgili eşdeğer giden tablolar. Vardiya süresini 480 dakika aldık. Molayı 30 dakika aldık. Net çalıştığımız süre 450 dakika olsun. 95 dakika duruş yaşamış olalım. Ve toplam net çalışma süremiz 355 dakika olsun. Bu bizim kullanılabilirliğimiz. Biz bu makineyi %78,89 oranında doğru şekilde kullanmışız. Burada duruşun kök sebep analizine gitmemiz için makine kaynaklı mı, insan kaynaklı mı, ham madde kaynaklı mı? İşte oradaki yüzdelik dilimler devreye girecek. İşin sırrı burada. Parça üretim adedi, parça üretim süresi, işlem süresi, üretilen parça adeti. Yan tarafta oranları verdim. 355'i böldüğünüz zaman 0.25 oranında performansınız %94 çıkıyor arkadaşlar. Yani İşlem süreniz 1420 olması gerekirken 1342 olmuş. %94 ciddi bir performans sergilemişsiniz. Hedefe yaklaşmışsınız. Peki kalite kısmında durum ne? Üretilen parça adedi 1288. Red verilen yani hurdaya ayrılan veya şartlı kabule giren parça adediniz 54. Sizin toplamda kaliteli üretiminiz %95 olmuş. OE'yi hesap ettiğinizde ortalama OE oranınız da gün sonunda %71 olarak ortaya çıkmış. Peki %71'den hedefiniz bu ay sonunda %80'e çıkmaksa nasıl çıkacağız? Bir slide atlayalım. Diğer slide'da da onun cevabını verelim. Şimdi demin yüzdelik dilimlerden bahsetmiştim. İşte setup %9 çıkmış. Öngörü olarak tabii buradaki rakamları fiili olarak siz işletmenizde ölçüyor olacaksınız. İki tane de makina yan tarafta örnek olarak aldım. Setup'tan sonra başlama, ikmal, arıza, yeniden işlem, hız kayıpları ve işte çok ete kayıpları
Bunlar çıktıktan sonra da %59'u buldum. Dolayısıyla benim en çok kaybım %12. Buradaki en büyüklerden en küçüklere doğru bir sıralama yapmamız gerekiyor. Bu sıralama bize ciddi anlamda bir bilgi hazinesi. Sahadan bunu nasıl atacağız? Hangisini ilgili... aksiyon alacağız? Evet, aksiyon planımız ne? İkinci soru bu. Üçüncü soru, buradaki toplam yüzdelerle ilgili sahadan öneri gelmiş mi? Şimdi ben bu üç kritere göre gidiyorum. Sahadan öneri gelip tersten başa doğru sistemi işletmeye başladığınızda bir sonraki hafta sizin setup süreniz %9'dan %5'e düşmüş olacak. Peki şöyle bir şey, diyelim ki orada ikmal var %3. Onunla ilgili çok fazla öneri var. Ama işte sıralamada da en aşağıda görünüyor burada. Biz ikmalle ilgili önerileri ele alıp önceliğimizi ona da verebiliriz o zaman. Tabii ki. Bu sizin öncelik sıralamanız. Bakın yüzdelik dilimler aslında sizin kayıplarınız. Ama burada zamanı da kullanıyor olmanız lazım. %3'lük hatayı sahadan atmanın maliyeti ve zaman değeri size ne kadar? Kaç gün sürecek? İşte %9'luk setup süresini düşürmek 3 aylık bir süreç alabilir. Buna 3 ay emek vermeniz gerekebilir. Ama %7'lik arızayı, bakım KPI'leriniz varsa, yıllık bakım planlarınız doğru mu? Bunu sorgulayabiliyorsanız, işte aylık bakımlarınızın doğru yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir öngörünüz varsa, 3 ayda yapacağınız %9'luk iyileşme yerine ilk 1 ayda %7'lik bir iyileşme yapabilirsiniz. Bu kesinlikle sizin işletmenizin mevcut konumu ve durumuyla ilgili olan bir şey. Yani aksiyon hızı da bizim için bir kriter olarak önümüze çıkıyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Endüstri mühendisi arkadaşlarım bu alanda çok güzel çalışmalar yapacağından eminim. Hedef kilit noktalar burak Nazan Hanım. Geçelim diğer slide. Tabii ki. Şimdi müşterim nerede kısmı var? Biz sahadan birçok sorunu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. 25 tane yalın tekniği kullanıyoruz. Üst yönetim 5 ana temel yalın prensipte hemfikir ve o kadar işe elini taşın altına koymuş bir üst yönetim düşünün ki sürekli öneriler veriyor. Her hafta gelişim yönetimine bildirimde bulunuyor. Böyle canlı ve dinamik bir mekanizma olsun. Peki satış grubu mesela müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlıyor mu? Yani müşterinin istediği bardak çay bardağının kalınlığıyla ilgili olsun. Örnek böyle bir şeyle gidelim. O çay bardağıyla ilgili müşteriyi doğru anladık mı? Mesela gramajı önemli bir etken olsun o çay bardağının. Satış bilimine çok iş düşüyor aslında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlarken. Ve sahaya bunu doğru anlatmaları, doğru aktarmaları gerekiyor. Ürünü doğru tespit ettik. Pazar analizi ve rekabetçilerin mevcut durumu nedir? Satışçı arkadaşların işin yalın kısmında pazar analizine de hakim olmaları gerekiyor. Siz bir ürün gamı çalışıyorsanız bu ürün gamında aldığınız pazar payı çok önemli. Mevcut durumunuzda sizin çünkü ürettiğiniz ana kalemde yıldız dediğimiz işte ana star dediğimiz kalemleriniz var. Cironuzun %30'unu tek bir kalem üründen sağlıyor olabilirsiniz. Ve orada o üründen pazar kaybetmeye üst yönetimin tahammülü yoktur. Ve bizim o ürünün pazar payını da artırmamız hedeflenmiştir. Üst yönetim böyle bir hedef koymuş. İşte burada tam şey devreye giriyor Nazan Hanım. Ben bunu şöyle nitelendiriyorum. Pazarda konumlandırma boşluğu var mı? Biz bu ürünün satışlar içerisindeki yüzdelik dağılımı %30'sa %35'e çıkarmak için satışçı arkadaşların görmesi gereken bence yanındaki en önemli kilit noktalardan biri bu. Pazarda bir boşluk var mı? Bu ürün daha fazla müşteriye nasıl ulaşır? Nasıl bir strateji ilerlemek lazım? Nasıl bir stratejiyi çalıştırmak lazım. Piyasa duyarlılığı için öngörü haritası var mı? Bazen piyasa çok hızlı reaksiyon verebiliyor. Biliyorsunuz zam geçişleri şu an
hepimizin işletme maliyetlerini etkiliyor. İşte en yakın zamanda yaşadığımız doğalgazla ilgili bir zam geçişi yaşadık. Bunun sonucunda hepimiz maliyet listelerimizi güncelledik. Ama piyasa şu an bu zam geçişlerini kaldırabilecek mi? Duyarlılık ne olacak? Burada da şöyle bir örnek vereceğim. Riskin şiddeti kaç? Bir birimlik zam yaptığımızda ne kadar müşteri kaybedeceğiz? Burada bir şiddeti ölçüyor olmamız lazım. Bence satışçının önemli özelliğinden bir tanesi de piyasanın bu zamdan sonra vereceği geri bildirim reaksiyonu. Hedef müşteri kitlesi oluşturulmuş mu? Evet, bu işletme üretim yapıyor ve 10 yıldır var olduğunu öngörürsek, evet, bir müşteri kitlesi oluşturmuştur mutlaka. Ama bu müşteri kitlesine biz ne kadar sıklıkla anket yapıyoruz? Sadece ürün gittikten sonra mı anket yapıyoruz? Bu da önemli bir veri bence. Yalın tarafında baktığımızda satış sürekli devam eden bir oldu Nazan Hanım. Yani bugün bir cep telefonu aldınız. Buradan bir örneklemeyle gidelim. O aldığınız cep telefonu siz kullandığınız sürece satışı devam ediyor aslında, bitmiyor. Satış müşteri parayı ödedi ve faturayı kestim bitti anlamına gelmiyor. Bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Müşteri o ürünü kullandığı zaman onun hayat boyu değeri var aslında. Ve bir servis kısmına girecek olursak daha çok servis kısmında memnuniyetler falan, daha birçok şey konuşabiliriz. Ama yalın felsefede mükemmeliyetçilik kısmında Toyota felsefesinde bizim gördüğümüz ve öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi o müşterinin hayat boyu değeri olduğu kısmı. Peki satış ne zaman başlar, ne zaman biter sorusu burada akla geliyor. İşte burada da sizin aldığınız istatistik verileriniz, iadeleriniz size en büyük veriyi veriyor. İstatistiğe mutlaka satışta ihtiyacınız var. O müşteriyi doğru tanımak için, o müşteriyle ilgili pazardaki boşlukları görmek için iade sayılarınızı bilmeniz lazım. Peki itme ve çekme hızı önemli bir işletme için ve bu bir yönetim aracı. Bakın, müşteriyi yöneten stokları yönetir. Burada yalın denge prensibi, ben altta yazdım. Stokları yöneten finansı yönetir, finansı yöneten nakit akışı yönetir. Zaten bizim Türkiye'den çok zorlandığımız konu bu değil mi? Şirketler sürekli borçlanıyorlar ve borçla işletmelerini finanse etmeye çalışıyorlar. Evet, şimdi birçok arkadaş da diyecek ki paraya ulaşmak artık zor değil. Finansman ve bankacılık kaynakları çok fazla büyüdü ve gelişti. Ama işte yönetmek ayrı bir şey. Borcunuz her yeri artıyorsa burada bir sorun var demektir. Bir yerde bir frene basmak gerekiyor demek. Müşteriyi yönettiğiniz zaman, itme ve çekme prensibini, kanbanlarınızı doğru çalıştırdığınız zaman birçok şeyi başarıyorsunuz. İşte şöyle de bir özet yapıp ben bitireceğim. Soru varsa soruları alacağım. İşte o 5 yıllık stratejik plan neden önemli? Biz Türk işletmeleri bu stratejik plana neden önem vermiyoruz? Yukarıdan aşağıya bu hedefler neden dağılmıyor? Ve 25 yılın tekniği 5 yıl boyunca mutlaka niye kullanmalıyız? Yani yalınla ilgili şöyle de bir şey söylemekte fayda var Nazan Hanım. İlk webinarda da bunu söylemiştim. Yalın sistemlere başlayan ve yalın uygulamaya geçen dünyada 10 işletmeden ikisi başarılı oluyor ve sürdürülebilir kılıyor. Türkiye'de aile işletmelerine ve yönetsel faaliyetlere baktığınızda ilk 5 yılını tamamlayamayan şirket sayısı %95'lere yakın. Şirketlerin birçoğu ilk 5 yılını tamamlayamadan kapanmakla işte yüz yüze kalıyor. İkinci kuşağa geçen işletme sayısı %3 gibi. Buradan bir iki tane örnek vereceğim Türkiye'den. Abdi İbrahim İlaç şirketini birçok arkadaşım biliyordur. Şu an 100 yılı geçmiş, 109. yılında olan Türkiye'de ender işletmelerden bir tanesi. Ve yıllardır bu teknikleri kullanıyorlar. Türkiye'de de çok güzel örnekler var. İşte Tünosan bununla ilgili güzel bir gene örnek oluşturabilir. OE ile ilgili de gene bir örnek daha vereyim. Toyota bugün %99'da OE oranında. %1'lik kısmı da sürekli mükemmeliyetçilik olarak, sürekli gelişim noktası olarak görüyorlar. Birçok arkadaş da şunu söyleyecek. Ya bizim kaynaklarımız kıt kaynak, bütçelerimiz sınırlı. Ama ben de hep şunu söylüyorum. Üst yönetime görünmeyeni gösterdiğinizde, fabrikanızdaki o her alanda değer yaratmaya başladığınızda o işin bütçesi kendiliğinden oluşuyor.
Ben teşekkür edeyim ve sorular varsa, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alayım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de Lütfü Bey. Çok hızlı bir şekilde yine bir saati tamamlamışız. Aslında evet. Daha konuşacak çok da şey vardı gibi hissediyorum. Neyse, iyi ki bu bir seri diyelim. Bundan sonraki webinarlarda da devamını mutlaka konuşuyor oluruz. Konuşuyor olalım. Kesinlikle. Sorularınız varsa alabiliriz. Dinlediğiniz için yine teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eğlenin. Evet, şu an galiba soru yok gibi görünüyor. Bir sorumuz var. Görüntüleyebildiniz mi? Hatta iki soru. Şu an geldi. Evet. Yalın yönetim sistemi sendikalı iş yerlerinde uygulanıyor mu? Tabii ki. Evet. Yani her alanda uygulanabilir. Sendikalı olması, sendikasız olması bunun için bir handikap değil. Yalın sistemler her sektörde uygulanabilir. Sektörle ilgili bir ayrım yok. Bunu söyleyelim. Üretim sektörü, hizmet sektörü, işte bir bugün çok basit bir muhasebe ofisinde bile 4-5 kişinin çalıştığı bir danışmanlık şirketinde bile yalın yönetim teknikleri, yalın kurgular uygulanabilir. Aslında yalın felsefeden biraz şöyle bahsedecek olursak, İnsanlar bireysel anlamda kendi özel hayatlarında da, ben birçok yerde yalın teknikleri kendi özel hayatımda da uygulamaya özen gösteriyorum mesela. Yapabileceğiniz ve kendi hayatınızda da firelerinizi, zahirlerinizi, israflarınızı azaltabileceğiniz birçok şey çıkacaktır. Ama önemli olan bu kültüre başlatmak ve bir start vermek. Bu start verdikten sonra da pes etmemek gerekiyor. Ama kesinlikle uygulanmaz, işte şu sektörde yalın yapılmaz diye bir kabul görmüş bir ilke yok. Ben de bir eklemede bulunmak istiyorum. Hı-hı. Şöyle, benim en son çalıştığım iş yerinde iki tane sendika vardı. Çalışanlarımız sendikalıydı ve aslında bu tarz uygulamalara çok daha entegre olabilir bir yapı. Neden derseniz, işte çalışma saatleri çok net belli, tatiller çok net belli. Hani evet, bazı handikapları da olabiliyor ama işte daha katılıma açık bir çalışma grubu karşınızda görüyorsunuz, en azından mavi yaka olarak. Bence yani en azından belirli alanlarda biz uygulayabiliyorduk. Öyle diyebilirim rahatlıkla. Hani tavsiye de ederim. Çok da kolay bir entegrasyon olabiliyor. Başka bir soruya geçiyorum hızlı bir şekilde. 5 yıllık planlarda dünyadaki hangi değişimler takip edilmeli de, diye bir sorumuz var. Yani şöyle, 5 yıllık plan aslında terzi usulü çalışmak gerekiyor Nazan Hanım. Muhammed Bey'e teşekkür edeyim sorusu için. Aslında önemli bu 5 yıllık stratejik plan kısmı. Kopyala yapıştırla işte Türkiye'deki çok büyük borsaya açık şirketlerin borsaya bildirdikleri 5 yıllık stratejik planlara ulaşabilirsiniz. Bu veriler halka açık veriler. Ama biz Anadolu'da veya işte Sakarya, Kocaeli tarafında bireysel bazda çalışan işletmelerde, benim tavsiyelerim her işletmenin kendine has 5 yıllık stratejik planlarını kendilerinin oluşturması. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela çok gündemimizde olan iki şey söyleyeyim. Gene LinkedIn'de de rüzgar gibi esiyor bu paylaşımlar. Karbon ayak izi ve su ayak izi ile ilgili. Karbon ayak izi hesaplanması, AB Yeşil Mutabakat bütün şirketlerin gündemine girmiş durumda. Herkes bununla ilgili hedefler koyuyor. Ya ben de diyorum ki, bununla ilgili yetkinliğini almış olan personeliniz var mı? Doğru hesap edebilecek misiniz? Evet, karbon ayak izi hesap edilmeli. Çok önemli bir konu ve Türkiye'nin de taahhüdü var. Karbon ayak izini düşüreceğiz. Şirketler için bu hedef olarak koyulmalı mı? Kesinlikle koyulmalı. Ama içeride yetkinliği olan personellere ihtiyacımız var. Şimdi bana şöyle bir geri bildirim geldi. Bir arkadaşım dedi ki, biz işletmede ERP üzerinden bunu yapıyoruz ve hesaplıyoruz dedi. Ben de dedim ki, öyle bir ERP sistemi yok. Yani işin doğasına aykırı. Tabii haklısınız. Tabii şöyle bir şey var. Aynı dediğiniz gibi, işte bir sıfır atık projesidir başlattık ama sıfır atık kutularının içlerini görmek bile insanın moralini bozuyordu o dönemlerde.
Hani düşününce o yetkinliğe, o noktaya gelecek kadar çevre bilincimiz var mı gerçekten şirketlerde? Bırakın şirkette yaşadığımız şeyi, evlerimizde zaten bunları uygulamıyoruz ki şirkette uygulayalım gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ama hatta biraz Nazan Hanım orada yapmıyor muyuz? Evimizde de sıfır atık kutuları olsa, hepimiz plastiği evimizde ayrıştırsak, cam şişeyi ayrıştırsak, kağıda ayrıştırsak, topluma ve çevreye katma değerli, değeri çıkaracak bir özel hayatımız olsa, mesela çok mu zordur bunu yapmak bilmiyorum. Ya evet, ben de dahil birçoğumuzun evinde belki bu tip uygulamalar yok ama Toyota kültürü böyle bir kültür işte. Toyota'da çalışan arkadaşlarımla sohbet ettiğimde İnanın evlerinde de böyleler. Bu sıfır atık bilinci çok güzel bir örnek. Teşekkür edeyim bu arada. Yani o arkadaşlarım evlerinde bile bu atıkları ayırıyorlar. Sadece iş yerlerinde böyle değiller. Bunu bir kültür haline getirmişler. Bunu yaptığımız zaman sanki başarılı oluruz gibi geliyor bana. Şu an bir projeyle karşılaşmıştım yine internet üzerine birkaç gün önce, onu hemen söyleyeyim. İşte özellikle belediyeler atık toplama, işte geri dönüşüm atıklarını toplama konusunda çok zorluk yaşıyorlar. Çünkü bir şekilde karışıyor atıklar. Ben işte ayırıyorum, götürüyorum ama bakıyorum o alan zaten çöplerle karışmış oluyor. Ne yazık ki şu olmuş. Bayağı bir karışmış falan, toplayamamışlar. Çok büyük alanlara farklı farklı atık toplama kutuları yapmışlar. O da olmamış. En son üniversitenin olduğu bölümdeki öğrencilere belirli atıklarını getirme karşılığı ulaşım kartlarına ücret yüklemeyle ilgili bir proje yapılmış. Ve şu an çok yoğun bir şekilde o öğrencilerin olduğu alanda güzel bir düşüm atık kısımları çok düzgün bir şekilde geliyormuş belediyeye. Böyle projeler de var arada. Ben hızlıca isterseniz diğer soruya geçeyim. Çok da Tamam. zamanımız yok sanırım. Kapasite planlaması yapılırken yalın kaynak kullanımının öneminde %5'lik sapma oranının etkisi nedir denmiş. Şimdi Mehmet Sakar'a teşekkür edeyim ben buradan. Tam bir uzman sorusu sormuş gene. Şimdi burada önemli olan şey şu. Elinizdeki makinenin kapasitesini %100 kapasiteye göre planlayamazsınız. Bir kere planlamacı arkadaşların yaptığı hatalardan birisi bu. Bu makinenin siz optimum kullanım kapasitesini %95 almanız lazım. O %95'in %5'ini bir sapma etkisi olarak almanız lazım. Ama biz hatayı hep burada şöyle yapıyoruz. %5'i direkt sapma oranı, yüzün %5'i üzerinden hareket ediyoruz. Ama %5'lik bir orada bizim beklenmeyen bir duruş gibi makinenin kapasitesine çok yakın bir seviyede o %5'lik sapmayı öngörüyor olmamız lazım. İkincisi şöyle de bir durum var. Burada sizin bu kapasite planını yaparken kullandığınız ham maddenin kalitesi çok önemli. %100 kaliteli ham maddeyle yaptığınız bir planlama size farklı bir verim doğurur. %60 verimli olan merdiven altı bir ham madde kullanıyorsanız onunla yapacağınız bir kapasite planlamasının etkisi farklı olur. O yüzden kapasite planlanırken ham madde kaynağı birinci derecede özellikle kaliteci arkadaşlardan bize geri bildirim olarak gelen girdi kalite kontrol formları çok önemli. %100 doğru ham maddeyle çalışıyorsak hiçbir sorun yok. %95'in %5'ini alırsak etkiyi doğru hesap etmiş oluruz. Teşekkür ederim Mehmet Bey'e de güzel bir soruydu. Ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Kemal Bey mesaj atmış ama herkes seçeneğini seçmediğinden doğrudan olarak mesaj iletilmiş. Kendisi OE'nin asla %99 olmaz. Zorunlu üretim dışı kullanılması gereken zamanlar var ve bu nedenle kullanılabilir saat düşer diye bir mesaj iletmiş. OE %99 olmaz kısmını ben çok katılmıyorum. OE %99 olabilir. Bunu başaran şirketlerin örnekleri de var. Hesaplama mantığını belki eleştirebiliriz. Ama yıllık planlı bakımlarınız doğru yapıldıysa, makine insan uyumunu doğru sağladıysanız, bu literatüre de girmiş bir veri. Toyota'nın örneği burada bariz bir şekilde, evet bizde kaynak olarak
%99 çok ütopya gibi gözüküyor ama literatürdeki verinin ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ya tabii şöyle bir de biraz daha otomasyona, makinelerin verim oranlarına, yeniliklerine bayağı bir böyle hani bunlara da bakmak gerekir. Tabii Hani ki. daha eski bir tesiste tabii ki buraya ulaşmak çok zor olabilir. Ama burada şu bir etken Nazan Hanım, kısıtları ortadan kaldırabiliyor muyuz? Makineler eski olabilir. Ama bir makinenin 20 yıl amortisman değerini biz normal kabul ediyoruz. Türkiye muhasebe standartlarında da, uluslararası muhasebe standartlarında da bir makinenin kullanılabilir bir ömrü var. Ve bu ömründe de hesap edilen performansı yine %95 olarak amortismanda kabul ediliyor ve gider yazılıyor. Dolayısıyla makinenin eskimesi değil bence sıkıntı. Makinenin doğru kullanılması, bakımlarının doğru zamanda yapılması. Onun faydalı ömrü 20 yıl zaten. Biz bunun bakımlarını doğru yapıyorsak, operatör arkadaşlar bu makineyi doğru kullanıyorsa, bizim ondan almamız gereken verim 20 yıla bence eşdeğer olur. Yani %100'e yaklaşabiliriz diyorsunuz. Yaklaşabiliriz. Kesinlikle ben size Kahramanmaraş'tan iplik sektöründen birçok örnek verebilirim. 80'li yıllarda alınan Maraş'ta birçok hala Kahramanmaraş'ta iplik makinesi sahada çalışıyordur. Ve verimlilikleri de %85'in üzerindedir. Oo, tekstil sektörüne hem de. Evet. Ben şimdi tekstil sektörünü gördüğüm için %85'leri görmek Çünkü büyük bir başarıdır bence de. niye biliyor musunuz? Tekstil fabrikalarında duruş yapma şansınız işte maliyetleri çok yüksek olduğu için özellikle link iplikte sıkıntıdır yani durduramazsınız işletmeyi. O bakımları çok doğru planlayıp o makinelere gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Yani biz bu verileri yakalayabiliyoruz. Anadolu'da bu verilere ulaşabilen işletmeler var. Ya peki şey benim kafamda cahilliğimi bağışlayın. Şey makine verimi olarak düşünürsek hani o anki teknolojinin getirebildiği en üst noktadaki bir verimle kıyaslayacak mıyız yoksa o makine özelinde bir verim mi O makine düşüneceğiz? özelinde. Sadece. Hayır, tabii ki. Yani bakın zaten öyle bir teknolojik veriyi kıyaslayacak olursak her gün yeni bir cep telefonu çıkıyor. Öyle düşünün. Anladım. Ya yani mesela ben enerji tarafında kazan verimleri hesaplıyoruz. İşte Evet. kazan verimi üzerinden gidiyoruz ama bizim kazanımızın verimi düşük kaldığı için enerji veriminde de işte enerji tüketimi kısmında da çok geride kalıyoruz. Mesela iyileştirmelerimizi tamamen kazan özelinde de yapmaya çalışıyoruz gibi gibi konular var ama tabii ki OE ile çok da ilişkili olmayabilir enerji tarafı. Kazanlar için şöyle bir tüyo vereyim ben de size. Enerjiyi geri kazanımla ilgili gömlek çalışabilirsiniz mesela. Isı transferlerini ölçebilirsiniz mesela. Bunlar sizin için etkili yöntemler. Ve verimliliğinizi ciddi anlamda artıracak şeyler. Evet. Tabii böyle konuştukça konu konuyu açıyor Evet, sanırım. Başka soru yoksa katılım için herkese çok teşekkür ederiz. Şöyle hemen. Bizler de teşekkür ederiz. Tekrardan ağzınıza sağlık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Seri 3'ü merakla bekliyor olacağız. Devamı evet ilerleyen tarihlerde Nazan Hanım'la günü duyururuz ama ben de çok ara vermek istemiyorum. Diğer iki seriyi de yaptığımızda toplam 25 etkinlikle ilgili yalınla ilgili eğitimimizi de tamamlamış olacağız. Güzel. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Çok güzel sağ olun. Dinledim. Teşekkürler. Tekrardan iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.